O sıralar işte bu taşınma hengamesi varken kayıtlar da başladı ufak ufak. Bu arada Haluk ve Hadi de GRG'leri yeni kurmuş, daha stüdyo yok ortada. Onlar bir yer bulmuşlar. Stüdyonun sıfırdan o hale gelişini biliyoruz. Biz de yardımcı olduk. Herkes el attı o stüdyoya. Aletler getirildi, kuruldu. Sonra bizim albüm kayıtları başladı. O çok tatlı bir heyecandı. İlk albümde daha dağınıktık ve çok da ne yapacağımızı bilmiyorduk. Aslında kimse bilmiyordu çünkü Türkiye için düşünürsek bu proje çok yeni bir projeydi. İkinci albüm için birçok şeyi ilk albümde öğrendik. Nasıl kayıt yapılır, prodüksiyon nasıl olmalı, düzenlemeler nasıl yapılmalı. Bir prodüktörle çalışmanın verdiği gerginliğe girdik. Benim ilk kez kalabalık bir grupla yapacağım bir albüm. İlk kez de o grubun hem ilk albümü hem yalnız yapmıyorlar. Prodüktör var başlarında. Prodüktör yeri geldiğinde hayır bu böyle olmaz, şöyle yapılır diyen adam. Çok zorlandığımız zamanlar oldu aslında o zamanlarda. İlk albümün yapımında. Bayağı tartışmalar yaşadık gerek Ferman'la gerek Cem'le. İlk başlarda daha albüm fikri bile yokken ortalıkta ben yani prodüktörün açıkçası grubun müziğine ne katabileceğini tam olarak bilmiyordum ve kestiremiyordum. Açıkçası kafamda da ya ne gerek var diyordum. Sıra bakımından ilk kayıda girenlerden biri bendim. Haluk'la bir tartışma geçti aramızda. Cem başladı çalmaya. Hangi parçayı da hatırlamıyorum. Yanılmıyorsam itildik. Çalmaya başladı. Ben dinledim bas partisyonunu. Yok o öyle olmaz. Şöyle çalman lazım dedim Cem'e. Yok abi ben 2 yıldır böyle çalıyorum bunu dedi. Şu anda albüm yapıyoruz. O öyle olmaz. Doğrusu budur dedim. Hayır olmazdı. Olurdu falan. O zaman Ankara'ya dönün ***'in dedim. Ve kalktım masadan. Cem de gitti. Birkaç gün durdu albüm. Geldi lan. Ben Yelena Bey, şimdi görüşürüm. Alo? Ha, kim lan? Ne yapayım? Özgür. Al işte. Ve orada benim onlara 2002'den sonraki yıllara kadar güvenmem kadar onların da bana güvenmiş olması çok değerlidir benim için. Çünkü onlar da bir 3 yılın emeğini, şarkılarını benim elime teslim ettiler. İşin sonunda ortaya çıkan şaşalı diye nitelendirebileceğim başarıyı hiçbirimiz hayal bile etmek istemiyorduk. Beklentilerimizi de çok yüksek tutmaktan kaçınıyorduk. Hepimiz bir şekilde içimizden derinlerden inanıyorduk ama itiraf edemiyorduk. Esasında baktığımız zaman Manga projesine başlanılması tamamıyla idealist duygular ve idealist hedeflerle olmuştur. Ondan sonra proje başka bir boyuta geçmiştir. Şu anda Ulusal Stüdyo'ya gidiyoruz. Selim ve Hadi ile beraber albümün artwork'ü ve klibin bazı renderlanmış kısımlarını beraber işte kontrol edeceğiz vesaire. Gayet mütevazi kabul edilebilecek bir bütçe söz konusuydu ve o gün ortak aldığımız karar şuydu, ortaya koyacağımız bu iş için iş gücü ve bütçe anlamındaki yatırımın tamamını bile kaybedecek olsak sadece farklı bir açılım yaratabilmek adına ve değişik bir müzik türünü dinleyiciye sunabilmek adına böyle bir girişimde biz bulunmayacaksak hiç kimsenin bulunamayacağı
konusu gündeme geldi. Hadi lan kayıt. Arkadaşlar son parçanın kaydındayız. Günü falan da söyle bari de bir esprisi olsun. Günü. 9 parça bitti. Yalan. Son parça. Yalan. Kaç bitmiyor gün? Bitmiyor yani. Daha yani şu var. Evet ben. Ha ya, kamerayı tutan. Daha mı çekeceğiz? Kaydı alacağız daha doğrusu. Sonra var. Öyle işte. Yok benim ağzım bu kadar bozuk değildir. Yani şimdi mangala dura dura bozuk.